Selamun aleyküm. Mustafa Sönmezer kanalından herkese merhabalar. Bugün direksiyon dersi videomuzda orman yolunda tek gidiş tek gelişli yolda rampa aşağı nasıl ineceğiz? Bakın şimdi benim aracım ikinci viteste, tamam mı? Motorda bağırma sesi var. Niye? Rampa çok aşağı iniyor. O yüzden ne yapacağım? Motoru rahatlatacağım. Yoksa hararet yapar. 3'e attım. Tamam mı? 3. viteste motor freniyle, yani şanzımanın freniyle biz bu yolda iniş yapacağız. Daha da fazla hız olursa bu yolu kaldırmaz. Çünkü virajlar keskin. Bak. Hafif fren ezdim, bıraktım. Hafif fren ezdim, bıraktım. Tabelaların ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Hızım 60. 4'e çekersem burada 80-90'a çıkar hızım. Olmaz. Hafif fren ezdim, bıraktım. Bak 50 ile in diyor. Görüyor musun? Benim hızım 55-60. Bak sağ taraf göçük. Bura zıpladır, uçurur adamı. Abi fren ezdim, bıraktım. Fren ezdim, bıraktım. Karşıdan gelen yok. Hafif içe sola yanaştım. Çünkü sağ taraf uçurum. Tamam mı? Fren ezdim, bıraktım. Çünkü stabilize. Buralarda topraklıklar çok olmuş. Hızım olunca, direksiyonu çevirince arabayı kaydırır. Bak çukurlara girmeden ortaladım. Üçüncü viteste bak şu ana kadar hiç daha frene basmadım. Bak hafif ezdim, bıraktım. Çünkü kör nokta. Bak burası çok dar yol. İki araba yan yana sığmaz. Karşıdan araba gelseydi duracaktım. Arkayı kontrol edip duracaktım. Dörtlüye basacaktım. Karşıdan gelene yol verecektim. Bak hafif frene ezdim, bıraktım. Sürekli fren pedalına basarak buradan inilmez. Yoksa fren disklerin ısınır. Acil bir müdahale olduğu zaman ya da bir müddet sonra, yarım saat sonra, bir saat sonra frenin tutmama durumuna gelir. Hafif gaza bastım. 4'e çektim. Niye 4'e çektim? Araba sürekli 3. vitesin kompresörüyle, motor çok aşırı ısınacağı için hararet yapma oranın yükselir. Bak benim hararetim 90'da bile değil. Niye? Daha havası var. Vitesimi, motorumu düzgün hızlarda kullandığım için şey olmadı. Bak bura tehlikeleşti. Hızım 4'teydi. Vitesi 3'e attım. Hafif fren ezdim. Burada 3'üne in. 4'e çekerim burada ama hızım çok hızlanır. Gerek yok. 3'teyim burada. Devir saatinde 3000 devir geçmemesi lazım. Show here diye. Bak 3000 devir geçmiyor. 2500-2600 devirlerdeyim. Bak yol düzleşti. Tamam, hafif gaz ver. Çek 4'e. Hafif gaz ver. Hızın 70. 70 ile inebilirsin burayı. Görüş mesafen geniş. Yol dümdüz, kaymak gibi. 4. viteste 2500 devirde iniyorum. Fren yapmama gerek yok. Bu hızla arabam viraja girer. Yine freni de tetikte olman lazım. Hafif gaz verdim. 70 hızım. Hafif ezdim bak. Yol daralıyor diyor. 3'e attım. 3'üne iniyorum şu anda. Fren yok. Hızım müsait olduğundan dolayı ben aşırı fren kullanmıyorum. Yoksa sürekli yolun düzünü gördüm. Gazı açıp gidip 80-90'a çıkıp ya da 100'e çıkıp tekrardan virajı görüp aşırı fren yapmanın bir anlamı, manası yok. Tamam mı? Yavaş yavaş geze geze orman havasını ala ala gidiyoruz. Hafif gaz verdim. Hızım 70. Vites 4'teyiz. Yolu sürekli tarıyorum. Karşıdan gelen giden var mı? Hatalı sollama yapan var mı? Bakın ileride sola dönüş var diyor. Tamam. Bakın sürekli yol döndü. Görüş mesafesi açıldı. Işık hızında karşı tarafı süzüp tekrardan kendi yoluma bakıyorum. Tamam mı? Yolu tarıyorum yani. Bak şimdi görüş açısı açıldı, gördüm karşı boş. Gönül rahatlığıyla virajıma giriyorum. Bak karşı boş. Çukurdan kaçtım. Hafif orta şeride geldik. Burada gidiyorum. Bak hızım 4'tü, 3'e attım. Yol bozuldu. Çukur sesleri fazlalaştı. 3. viteste gidiyorum. Hafif gaz verdim. Attım 4'e. Çukura düşmedik. Arada bir arkayı da kontrol ediyorum. Arkada araba var mı? Çünkü yani fren yapmam gerekirse arkadakini de kollamam lazım.
çıkabilir. Karşıdan gelen sağa dönebilir. Tamam mı? Onların hepsini hesaba katman lazım. Burada yavaş yavaş gitmemiz lazım. Bak yol daralıyor diyor. 4'te gidiyordum. Hızım 60. 3'e düşürdüm. Hafif fren ezdim. Hafif gaz. Tekrar 4'e çektim. Vitesi normal hızlarına göre kullanmam lazım ki arabaya hararet yaptırmamam lazım. Bu yollarda hep şeyler çıkabilir yani. Hayvanlar, domuz, inek, koyun, köpek, kedi, tilki, sincap. Bu videoda mı, diğer videoda mı kertenkelenin geçtiğini bile gördük. Yani bu yollar tehlikeli yollar. Bak dar yol görüyor musun? Buradan iki araba karşılıklı yan yana geçmez. Ona göre varsa yavaşlarsın, dörtlüğünü yakarsın, durursun, müsaade edersin. O sana müsaade ederse sen geçersin. Bir şekilde uydurursun. Fazla hız yapmıyoruz. Hızım benim 60 şu anda. Çünkü yol bozuk. Bak gördün mü? Yüzüne girseydim buraya direksiyon hakimiyetini kaybetme olayını yaşarsın. Bak yollar bayağı bir dar. Zaten yolun genişlediği yerde yol çizgisi ortadan devam ediyor. Tamam benim dediğim. 8. Tamam video 8-10 dakika olsun. Bu videoyu da sonlandırırız. İki elimle tutma kuralına uyuyorum burada. Çünkü tek elle yani sürmeyin. Bak yol daralacak diyor. Üçe düşürdüm bu arada. Önde bir araba gidiyor. Tamam mı? Yol sana her şeyi gösterir. Yeter ki yolu takip et. Gözün yolda olsun. Başka yerde olmasın. Abi arada sırada bir ormana, manzaraya bakabilirsin ama genellikle gözün yolda olacak. Bak hızım 40'a kadar düştü. Niye? Yol beni yönlendiriyor. Yol bozuk. Virajdan dolayı, görüş açısından dolayı. Çektim 4'e tekrar. Hızım 60. Bak öndeki araba da yavaş gidiyor. Yani hani ben acemi olduğumdan değil, benim yavaş sürdüğümden değil. Yol buna müsaade ediyor. Ben ne yapayım? Bak yol daralacak diyor. Tamam karşıdan araba olsaydı ona göre şey yapardık. Şimdi arabayı biz takip edeceğiz. Nasıl takip edeceğim? Onun hızı, yani onun hızı kaç? Şu anda 40. Hızın yarısı kadar metre boşluk bırakman lazım. Yani 40'ın yarısı ne yapıyor? 20 metre. Sen 30 olarak hesapla. 30 metre mesafe şu anda bizim takip mesafemiz var. Bir şey olsa, öndeki araba dursa ben bu aralıkta, ben de frene bastığım zaman dururum. Diyelim o 90'la gidiyor. Ben de takip edeceğim. Minimum aranda senin 45 yapıyor. Sen 100 metre falan takip mesafesi boşluğu koyman lazım. Sollama yasağı var diyor. Bak adam yavaşladı. Bak gördün mü? Eşek var. İşte ha. Bu olay bu. Bak. Bak sağa geçecek. Çizgiden yürüyor hayvan. Birinci viteste bak ben yavaş yavaş gidiyorum. Zaten hayvan yoldan çıktı gidiyor. Merhaba eşek. Eşek kalmadı dediydim bir videoda. Bak bu köyde eşek kalmış. Pastırma sucuk yaptıklarından dolayı. Bak gördün mü? Öndeki arabayı takip mesafesi yapmamızın şeyi bu. Ben de diyorum adam yavaşladı. Ben de yavaşladım. Meğersem eşek varmış. Olabilir. Yani benim o öndeki gidene korna basıp sinirlenmemin bir anlamı yok. Adam beni korudu. Yavaşladı. Uyarı verdi. Eşek olduğunu gösterdi. Trafik budur yani. Daha kim bilir neler göreceğiz. Hafif dıştan aldım. Çünkü karşıdan araba gelir. Ağaçlar müsaade etmiyor. Şimdi ben adamın şeridinde gidemem yani. Biraz sağa benim arabayı taşırmam lazım. Ağaçlar var müsaade etmiyor. Yani normal bir viraj değil. Bak ben şu anda bir beyaz çizgiyi taşırdım. Yolu görüyor musun? Ya. Baktım bir şey yok. Tekrardan yolun içerisine geldim. Beyaz çizgiden içeri aldım. Bu hızda mesela 30'dan 40'la gittiğin zaman şey yapmaz. Kum seni tarlaya uçurmaz yani. Ormana uçurmaz. Su
sollama yasağı var. Bak boş ver. Öndeki arabayı sollama. Geze geze git. Aç müziğin sesini. Camı indir. Müsaade ediyorum. Bak öndeki adam frenle dönüyor. Ben hiç bu yollarda hiç fren kullanmadım. Bak. Niye? Hızın kontrolü bende. Sinyal verdi. Sağa dönecek demek ki. Duruyor. Bak gördün mü? Şimdi solda yol olabilir. Olduğu için durur, sola gider. O yüzden ben kornayla uyardım. Tamam mı? Bunları böyle yapman lazım. Adam orman yolu boş deyip hemen şu karşıda yol varmış oraya gireyim der. Kazaya sebebiyet verir. Hafif böyle düttü selam verdi. O da bize selam verdi. Böyle yapabilirsiniz. Tamam. Riske atmaya gerek yok. Tamam. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.